Selamun aleyküm. Adım Eyüp Fazıl. Bismillah. Sekizgen bir kuru yemiş tabağı, çerez tabağı yapmaya çalışacağım. Üst görünüşteyim. X, Y'de geometride, görünümde. Geometriye geliyorum. Özel şekillerden sekizgen olacağı için kenar sayısı 8. 300 olan. Bakın ister içeriden ister dışarıdan yapın. Dairenin merkezini vesaireyi siz bilirsiniz. Ben bu sefer şöyle içeriden yapayım. Biraz daha ufak olacak. 330 santim yani tamam dedim. Merkezini sıfıra atamam her zaman güzel oluyor. Bir şey yapacağım zaman bana ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Evet, dikdörtgene geliyorum. Şunun etrafına bir dikdörtgen çizmeyi istiyorum. Sıfıra sıfırdan yakalasın. Biraz 340 yapıyorum. Çünkü toplamda 4 santim fazlalık veriyorum. Evet. Düzenleye geliyorum. Taşı diyorum. Nesnemi alıyorum. Sağ tıklıyorum. Nesnemin şu ortasından yakalamasını istiyorum. Diğerini de kuadrantımdan şuradan yakalasın diyorum. Taşıdayım hale. Nesnemi ortalamak istiyorum. Sağ tıklıyorum. 20 milim Y'de yukarı çıkmam lazım. Onun için buraya 20 milim artı 20 diyorum. Çünkü 40 milim fazlalık vermiştim. Şu anda ortaladım. Bak. Komuttan çıkıyorum. Perspektif görüntüsüne geldim. Düzenle şu yardımcı çizginin bu an hiçbir şey yok. Onu siliyorum. Evet. 3D'den her zaman çalışma hacmi atarım. Yani iş yapmasam da güzel oluyor. 18 milim yüksekliğinde bir çalışma hacmi atıyorum. Tabii ki malzeme atamamız lazım. Simülasyon alacağız. Simülasyonda görmek için yüksekliği yine 18. Buradan da şu dokuyu seçiyorum. Ve malzememi şuradan da gizliyorum. Bakın şuna tıkladığım zaman malzemem gizlendi. Evet, malzemem gizlendi. Çalışma alanına geliyorum. Şuradan üst görünüşten aynısını çizmek istiyorum. Bakın şöyle de yapabilirim. Öyle yapmayacağım. Çünkü üstte yine bir sekizgen çizip alta ufak bir sekizgen çizip şu köşelerden birleştirmek, hayır onu yapmayacağım. 3D yüzey kullanmak istiyorum. Hem 3D yüzeyi öğrenelim hem de çevirmede. Çevirmenin bir yöntemi var. Onu göstermek istiyorum. Üst diyorum. Geometriye görünüme geliyorum. Yine perspektif bakın. Çalışma alalım şu anda tam üstte. Şunun aynısını tam üstte atamak istiyorum hiçbir şey yapmadan. Düzenleye geliyorum. Pardon, geometriye diyorum, özel şekiller diyorum. Sekizgen ve 300 tamam diyorum. Tam sıfıra sıfır atasın diyorum. Bak sıfıra sıfır atadı. İstediğim yaptı. Düzenleye geliyorum. Şu yardımcı çizginin benim için bir önemi yok. Evet, ikisini yanlışlıkla seçtik. Şunu sadece seçeceğim. Evet. Sildim. Şimdi bakın buraya sekizgen yaptım. Şuraya alta da sekizgen yapıp çizgileri birleştirsem yeter. Fakat ben çevirmeyle yapmak istiyorum. Çevirmenin hem mantığını öğrenmemiz açısından. Patlat diyorum bunu geliyorum. Çünkü çizgi patlat diyorum ve böylece her köşesinden patlatıyor. Sil alıyorum. Evet, sil alıyorum ve ondan sonra şuradaki 7 tane çizgiyi herhangi bir köşeyi bırakıyorum. Geri kalanları siliyorum. Evet. Sildim. Şu yüzeyi aşağıya taşıyacağım. Onda nasıl yapıyoruz? Çalışma alanında aktif alanı paralel taşı diyor. Bakın şu anda 18 değil sıfıra göre 6. Eksi 15 dersem aşağıya 3 milim kalaya kadar yüzeyi taşıyacak. Ben de zaten 3-4 milim aşağıya bakın taşıdı. Tekrar hiçbir şeye dokunmadan buradan
geometriye geliyorum. Özel şekillere geliyorum. Bu sefer tabağımın iç tarafını dik sekizgenin çapının 50 olmasını istiyorum. Tamam diyorum. Nereye atasın diyorum. Sıfıra sıfır. Bak niye sıfıra sıfır merkeze aldığımı rahatlıkla algıladınız. Her seferinde çok bana kolaylık sağlıyor. Aynen buna yaptığımı yapacağım buna da. İlk önce düzenleden geliyorum. Şunu bir patlatıyorum. Şu sekizgene sonra ihtiyacımız olacak ama sonra bir daha atayabiliriz. O kadar önemli değil. Çünkü sıfıra sıfırda durduğu için hiç önemli değil. Evet. O sadece bir tane köşe kalacak. Az önceki yaptığım gibi geri kalanların hepsini sileceğim. Sağ tıklıyorum ve çıkıyorum. Şu anda çalışma alanındayım. Çalışma alanından çıkabilirim. Şu anda ihtiyacım yok. Daha sonra tekrar gireceğim. Bakın buraya düzey atayacağım. Ki oradaki mantığı görelim. Yoksa buraya sekizgen yaptım. Altı sekizgen yapayım. Köşelerden çizgilerle şuralardan birleştirsem çok daha hızlı bir şekilde ne yaparım yaparım. 3D polyline alıyorum. Ucdan yakala diyorum. Ucdan yakalamam için çizginin ucuna gelmeme gerek yok. Herhangi çizginin üzerinde bir yere gelsem bakın yakalıyor ucundan. Gösteriyor bana. Tam gelip ucuna tıklamama gerek yok. Bakın çizginin herhangi uca yakın bir yerine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Çıktım komuttan. Tekrar komut aldım. Çizginin ucundan yakala diyorum. Yakaladı. Diğer çizginin ucundan yakala diyorum. Yakaladı. Sağ tıkıp çıktım. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptık? Evet. Açılı bir sekizgenin köşesini yaptık. Niye böyle yaptık? Çünkü çevirmeyi de öğrenmek istiyorum, burada göstermek istiyorum. 3D yüzeyler diyorum. Eğer bakın bunları birleştirirsem, tek çizgi yaparsam düz yüzeyden atayabilirim ama şu anda ayrı ayrı çizgiler olduğu için 4 tane düzeyden atamıyorum. Onun için şu kolaylığı kullanıyorum. Oval 4 çizgi diyorum. İstediğinizde orada kullanabilirsiniz. Şu anda bunu tercih ediyorum. Bu gelen poligon sayısıdır. Böyle kalsın yoksa bilgisayarınızı kasar. Evet, gördüğünüz gibi sekizgen, sekizgen için sekizgenin bir parçasını ne yaptık? Yapmış olduk. Şimdi yapmam gereken sadece bunu bakın çevirmek. Çevirmek sadece çevireceğim. Onu da nasıl yapıyorum? Düzenleye geliyorum. Çevir komutunu alıyorum. Bakın şöyle bir seçiyorum. Yani bunu seçerken isterseniz çizgileri de seçin, isterseniz seçmeyin. O kadar da önemli değil. Yani seçim yaparken. Bakın bir daha gösteriyorum. Komuttan çıkıyorum çevirdiğim zaman. Sadece yüzeyin kendisini de seçebilirsiniz. Sadece çizgileri de hiç önemli değil o kadar. Evet, seçtim panelimi, yüzeyimi. Sağ tıkladım. Bana diyor ki merkezi bul. Zaten merkezi gösterdi. Bakın şu maviyle. Seçtim merkezi. İşte şimdi burası önemli. Eğer şuraya 360 derece yazarsanız isterseniz bir deneyelim. Bakın neler oluyor. 360 yazdım. Hatta 270 yazdım. Eskiden 270 diyorduk. Nedeninden orada bir mantık var. O mantığı göstereceğim. 270 kaç? 8 dedim. Evet, gördüğümüz gibi istediğimiz olmadı. Kontrol Z. Geldim yine çevire. Tekrar tıkladım. Ya aslında oraya 360 yazmamız lazımdı. Çevre geldim. Tıkladım. Diğer yüzeyden evet. Şimdi düzgün yüzeyden yakaladık. Oraya 360 yazalım. Evet, sizi kırmıyorum. 8 gen olduğu 8 parçası var. Yaptım. Sonuç ya hiçbir şey çıkmadı. Hadi bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Komuttayız. Komuttan çıktık. Bakın bir daha yapalım 360'ı. Bilgisayar kasıt evet seçtim. Sağ tıkladım. Merkezini seçtim. Bakın buraya 360 yazıyorum yine. 360. Okey dedim. Sonra kendisiyle beraber 8 parça okey dedim. Sonuç hiçbir şey. Çünkü böyle bir şey yok diyor. Pekala niye olmadı? Bu çevirmenin mantığını söylüyorum, anlatacağım size. Çevir dedim. Çevireceğim paneli seçtim mi? Seçtim. Sağ tıkladım. Merkezi seçtim seçtim. Bakın merkezi doğru seçtim. Şöyle anlıyorum. Şöyle etrafından çevirdiğim zaman bak bu etrafta yapıyor. Bakın bu şöyle çalışıyor. Şimdi buradan başlayıp buraya kadar geldiğim zaman aslında nedir? 360 derece dönüyoruz. Evet doğru. Fakat mantık şu. 360'ı yazıyoruz. Bakın yazdık. Eksi.
parantez açıyorum. Matematik bir kuraldır. Eksiye değmemek için parantez açmam lazım. Yani şu parantez içindeki şeyin, parantez içindeki yazının eksiyle karışmaması için. Bakın buraya ne yazıyorum? İyi bakalım, 360 bölü 8 yazıyorum. Niye böyle yazdım? Çünkü şu mantıkla çalışıyor. Bunu 360 derece çevireceksin ya. Her bir parçanın açısını bir tane parçasını aslında 360'tan çıkartman lazım. Mantık bu. Ben de onu yaptım. 360 eksi 360 bölü 8 ne demek? Bir parçanın açısını verdi demek. 360 bölü 8 bir sekizgen. Eğer dokuzgen olsaydı 360 bölü kaç yazacaktım? İşte kural bu, uğraşmaya gerek yok. 360 eksi 300 parantezin 360 bölü kaçgen yapacaksan. Dörtgen yaparken de mantık bu. Buraya 4 yazdığın zaman buraya 270 yazıyoruz otomatikman. Çünkü rakam toplamasını bildiğimiz için. Ama bu şimdi sekizgen küsur hatlı. Bir de anlatıyorum. Bakın bu şu şekilde çalışıyor. 360 derece döndüreceğimiz için 360 yazdık. Eksi parantez açıyoruz. Yine 360 bölü şuraya ongen yapacaksak 10 yazıyoruz. Biz sekizgen yapacağımız için 8 yazdım. Burada çok sonra okey dedim. Bakın burayı, burası da önemli. Buraya da 8 yazmanız lazım. Buraya başka bir rakam yazarsanız yine bir sıkıntı. Çünkü sekizgen yapıyorsunuz. Okey diyorum. Bakın sekizgenimi tamamladım. Buradaki mantığı, çevirdeki mantık şu. Bunu 360 derece çevireceğiz ama bu parçanın şuradaki açısını bilmiyoruz. İşte o açısını 360'tan çıkartacağız. Çevirme mantığı bu. Yani burada bir matematiksel işlem yok. Basit kuralı bilmiyorsun. 360 eksi parantez aç. 360 yaz içine parantezin bölü. Kaç tane köşe sayın olacaksa bu kadar basit. Matematik bilmiyorsan bu kadar basit yaptığın zaman çıkacak. Evet. Şimdi ortası boş. Ortasına ya çizgi çizip yapacağım. Ben öyle uğraşmak istemiyorum. Onun yerine bakın geliyorum çalışma alanına. İlk önce buraya direkt de geçiş sağlayabiliriz. Onun yerine şunu yapıyorum. İlk önce üste geliyorum. Üsteyim. Burada bir tane kalmış var. Seçmemiştik onu. Görünüm diyorum. ISO'ya geçtim. Şu çalışma paneline her zamanki gibi çalışma alanından ne yapıyorum? Eksi 15 alta kaydırıyorum. Bu aynı yüzeye geldim mi geldim. Yani buraya şimdi hiç uğraşmıyorum. Yoksa bir türlü tek tek çizmem gelecek. Özel şeylerden 50 idi. Sekizgen oraya bana bir tane bakın ortaya çizsin hiç uğraşmayayım. Evet çizdi. Sağ tıkladım çıktım. Evet. Şu çalışma panelinden de çıkayım. Çünkü yapmak istediğimi yaptım. Evet çıktım. Oradan da çıktım. Bakın. Buraya sekizgen ne atadı? Bir tane bana sekizgen atadı. İstediğim oydu. Yine üçte geometriden 3D yüzeylere geliyorum. Bu sefer oval değil düz yüzey diyorum. Çünkü bu tek bir çizgi hatırlarsanız. Geldim tek bir çizgiye tıkladım. Sağ tıkladım. Ve oradan da ne yaptım? Orayı da sekizgenleri kapatmış oldum. Evet. Şimdi bakın görünümden üstten bakalım. Bakın şuradaki sekizgen o çizgim. Sıfıra sıfır. Fakat bunu işlediği zaman şu köşesinin sıfır çıkmasını istemiyorum. Onun için burayı gösterdim. Tekrar ISO'ya geldim. Şunu 3 mm ne yapacağım? Dışa doğru atacağım. Ki asıl o benim çıkartmak istediğim şey o olacak. Ki oradan tam sivri olmasın ucu onu istiyorum. Düzenleye geliyorum. Onu da offset'le yapalım. Çünkü tam bir çizgi olsun. Bakın 3 mm dışa atacağım. Tam çizgi. Onu patlatmadım. Geldim. Tıkladım. Bakın ne yaptım. Şu anda bakın görünümden bakıyorum ne yaptığımı rahatlıkla görmek için. 3 mm. Benim kendi yaptığım 3D yüzeyler oluşturmuş şey. 3 mm. Arada mesafe verdim ki buradan böyle çıkartacağım. Bu arada 3 mm olduğu için sivri olmayacak. Yani köşesi benim yemiş tabağımın köşesine olmayacak. Sivri olmayacak. Onu istiyorum. Yoksa onu çizmemiş olsam bak bu köşeler sivri çıkacak. Birazdan görürsünüz. Yani elimizi ayağımıza sivri sivri batar. Zımparayla uğraşacağız. Uğraşsam bile oraya hafif kavis kıracağım. Bir sürü işleri var. Onu yapmamak için onu yaptım. Bir de şunu yapıyorum. Bakın X'ye geliyorum.
Yine geometriden bir dikdörtgen alıyorum. Şu dış kısımdan biraz daha fazla, çok hafiften. Bak, sadece bu benim görüntüyü güzelleştirmek için çiziyorum. Buna yapmama ihtiyacım yok ama birazdan şu kenarda oluşacak şuradaki üçgen parçalar çıkacak. Bu parçaların da böyle görüntü olarak gözükmesini istemediğim için o çizgiyi atadım. Birazdan daha iyi anlarsınız. Atamasak da olur. Normal şartlarda onu atamıyorum da burada görüntü güzel gözüksün diye atıyorum. Evet, takımlarımızı atamaya başlayalım. Evet. Şimdi bakın, takımları atayacağım için ilk önce takım yönünü daha önceden tecrübe olduğum için şunu yapmama gerek yok ama yine de yapayım. Şu zaten şunu tıklıyorum. 0'a 0 bu. Bu içeriden diyorum. Çünkü bu çizgiyi kullanacağım. Bu çizgiyi kullanacağım. Şuna da içeriden diyorum şimdilik. Bakın ikisine de içeriden dedim. Kapattım. Geldim buraya. Buralar önemli. Bunları içeriden demem. Çünkü bu ikisi sınır çizgisi olacak. Şu ilk çizgi şurayla 0. İkinci çizgi ise bakın ondan 3 milimetre geride içeriden yapıyorum. Makineye geldim. Takım seçiyorum. İlk önce kaba atacağım için düz 10 milimetrelik bıçağımı aldım. Kaba atacağım için. Herhangi bir yere bıraktım. Makineye geldim. Tipi 3'te 3 eksen yapıyorum. Bunu da Z kontur kaba almak yapıyorum. Buraya tamam diyorum. Buraya geldiğim zaman bakın burada kesinlikle sınırları kullan olacak. Mil tipi de burada optimize olacak. Buralar çok önemli. Buralara geliyorum. Standart benim parçam 18 olduğu için 25'e 22 ve 18. Evet, sıfıra kadar alsın. Şu ise kaba alırken 10-12 paso da alsın yani. 18 olduğu için bir 10 alsın, işte bir 8 alsın, 18'de 2 paso da alsın yani. Çünkü bıçağı 18'i bir şekilde daldırırsak onluk bıçağı ne yapabiliriz? Düzgün bir yerlere denk gelmezse kırabiliriz. Buralarda da işte takım bilgisi vesaire, buralara çok dokunmuyorum. Tamam diyorum. İlk önce geliyorum, bakın sınır kullan demişim. Sınırı mavi ile solla tıkladım. Sağ tıkladım, sınırımı seçtim. Sonra nelere atacaksam oraları ne yapıyorum? Seçiyorum bakın 8 tane parçam vardı yüzeye atadığım. Burada evet bunları seçiyorum. Bakın şu ortayı seçmezseniz buraya delecektir. Onun için ortayı da seçeceksiniz. Yani burada 9 tane panel var. Sağ tıkladım. Bakın sadece buraya atadı görüyorsunuz. Çünkü geri kalan yerlere dokunmadı. Çünkü diğer yerlerde de yapacak işleri yok. Açılı buralar. Şuraya atadı. Takım seç diyorum. Ne yapıyorum? Kabamı yaptım. İncemi bal denen biz oval dediğimiz bıçakla yapıyorum. Genelde orayı beşlik oval bıçakla. Bal İngilizcesi. İşte Türkçe biz ona oval bıçak diyoruz. Oval bıçağımı getirdim. İlk önce atadım. 3'te işlemeye geldim. Burasına 3 eksen kalıyor. Bu sefer buraya paralel diyorum. Sınırları diyor yok dersem ta buralara kadar daha öncekilerde göstermiştim alacak sınır çizmemiz lazım. Çizimden sınır alayım diyorum. Evet diyorum. Tamam diyorum. İlk önce bana burada sınır göster diyor. Evet sınırım şurası diyorum. Sağ tıklıyorum. Şimdi içerideki yapacağım bak 25'e 22 18'lik olduğu için bu güvenlik alanı ve dalış mesafesi işlem şeyine bakıyorum 1.25 burası önemli. Mil tipi optimize olacak. Şuralarda çok dokunmuyorsunuz. Takım bilgisine de bakıyorum. Evet, beşlik, oval, bıçağım. Buralara dokunmuyoruz. Hava, su, bilmem ne falan. Bizim de böyle pek bir şey yok yani öyle. Tamam dedim. Geldim yine. Ne yaptım? Yüzeylerimi, 8 tane yüzeyimi ve artı olarak merkezdeki yüzeyimi ne yapıyorum? Tek tek seçiyorum. Veya şey olarak şöyle çizdi. Evet seçtim. Herhangi bir yerde sağ tıkladım. Evet şu anda o takımımı da atamış bulunuyoruz. Şimdi takım yönüne tekrar geldim. Şunu dışarıdan yapacağım bu sefer. Şunu dışarıdan yapıyorum. Dışarı aldım bu çizgiyi. Çünkü şuraya boşaltma uygulayacağım. Şuna da içeriden diyorum boşaltma uygulayacağım. Bunu niye çizdiğimi anladınız mı? Bakın bu da içeriden oldu şuradan gösterdi.
Çünkü şurada kötü bir görüntü olacak. Buraları aslında ya boşaltmama gerek yok. Şuradan bir çizgi şeyle bitişle bir kaba bitişle aldığım zaman profille yani yetiyor. Ama şuralar şeyde simülasyonda gözükmesini istemiyorum. Orayı boşaltmasını istiyorum. Onun için orayı boşaltıyorum. Kapat diyorum. Boşaltmaya geliyorum. Evet. Buralara dokunmuyoruz. 25'e 22 malzeme üstü 18 sıfıra kadar alacak. Evet diyorum. Tamam diyorum. İlk önce bu çizgimi seçiyorum. Sonra diğer çizgimi seçiyorum. Bakın ne yapmıştım. Buranın içinden buranın dışından. Yani bu iki alanda boşaltma yap demek dedim. Bu iki alanda boşaltma yaptı. Yine onluk bıçağımı alıyorum. Aslında bu boşaltma yapmasam doğrudu. Şuraları şöyle şimdi normal kaba veya bitişle normal seviyede ne yapacağım? Geçeceğim. 25, 22, 18, 0 doğru. Tamam diyorum. Hangisinden diyor? Tabii ki şuradan, şu en dışından seçtim. Sağ tıkladım. Evet, bakın orada atadı hocam göremiyoruz atadığını falan diyorsanız. Buraya geldiğimiz zaman bu sıralama önemli. İlk önce bakın kabasını alacak. Evet, 10 mm düz bıçakla. Sonra gelecek bal denen oval bıçakla 5 mm alacak. Sonra kontür şurasını boşaltmasını istiyorum. Onu orada bakın 5 mm oval bıçak atamışız. Bakın buradaki hatayı görüyor musunuz? Bakın iyi ki baktık. Buralar ne olacak? Bıçağı değiştirmemişiz. Kontür boşaltma buralar. Sağ tıklayıp düzenle diyelim. Takım değiştir diyelim. Oralara baktığımız iyi oldu. Oralara bıçak atama, bıçak değiştirmediğimiz için düz 10 bıçak diyoruz ve bırakıyoruz. Geri kalanlarına dokunmuyoruz, tamam diyoruz. Evet, onu o düzeltiyor. Şu alttaki de gördüğün gibi bak 5 mm bal bıçak, buralar normal kesimler. Oraları değiştirmeyi unutmuşuz. İyi ki buraya baktık. Evet, takım değiştiriyorum oraya. Geliyorum. Evet, onluk düz bıçağımı alıyorum. Bırakıyorum. Buralar ayarlar aynı. Hiç değiştirmiyorum. Bırakıyorum. Ve düzenliyor, düzeltiyor. Evet, şimdi bakalım yine. Bakın. Boşaltmayı 10 mm düz bıçağa çevirdi. 10 mm düz bıçak. Burası bal denen oval bıçak. Ve burası da 10 mm düz bıçağımız boşaltma, kaba boşaltma. Buralara baktığımız iyi oldu. Bakın burada da bıçağımızı rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Düzenleyebiliyoruz. Evet, işlemimiz bitti. Şimdi neye geliyoruz? Simülasyonumuza. Biliyorsunuz ki simülasyonda benim bilgisayar biraz güçsüz olduğu için İlk önce kabasını yapsın. İnce yapmaya başlayınca biraz durduracağım. Bitince açacağım. Oraları. Evet. Kabasını almaya başladı. Bismillah. Evet. İncesini almaya başladı. Biraz gitsin incesini. Sonra bitişe yakın bir daha açacağım. Çünkü benim bilgisayarım kasıyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş gidiyor. Evet. Başlangıcı yaptı görüyorsunuz. Bir orta yakın bir daha açarım. Evet. Orta yakın bir daha açtım. Bir daha durduruyorum. Evet. Bir daha açtım sona yakın. Evet. İnce işlemeyi oval denilen yani bal bıçak. İngilizce bal bıçak deniyor. Onun için oval bıçakla yavaş yavaş yapıyor. Sona doğru bitişe doğru yaklaşıyoruz. Sekizgen çerez parim. Evet, buralar normalde yapmasak da olur. Fakat ben görüntünün güzelleşmesi için bakın. Buraları evet almaz açısından boşaltma yaptım. Normalde oraları kallıyordu. Evet. Gördüğünüz gibi. Sekizgen. Dikkat etmeniz gereken şu, bakın bu köşe buralarda, bakın buralarda 3 milimetre içi 3 milimetre dışa doğru atamıştım. Sebebi bu. Buraların sıvı çıkmasını istemiyorum. Onun için evet sekizgen, ortası da sekizgen. Bakın içerisi sekizgen, ortası yuvarlak, kare veya burası kare, ortası sekizgen. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Sekizgen ne yaptım? Görüntü olarak sekizgen güzel gözüktüğü için yani sekizgen bir tane çerez tabağı daha yapmaya çalıştık.
Hayırlı günler. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şöyle bir bakın. Birkaç saniye kapatacağım. Selametle.